Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kaldığımız yerden yeni bir Assassin's Creed Valhalla bölümüne devam edelim. Sadece bu ad çok komime gitti böyle. Sen böyle paylaşıyorsun. Evet. Neyse, güzel. Şimdi hatırlıyorsanız. Ya bu arada Among Us oynamayı ben bayağıdır diyorum. Abim galiba pek istemiyor ama. Neyse, biz bir buraya gidelim. En kolay buradan gideriz. Among Us bence eğlenceli olabilir, komik olabilir ya. Ben arkadaşlarımla oynadığımda çok eğlenmiştim yani bu. Bizim Avustralyalılar arkadaşlarla oynamıştık. Komikti yani. Atın tipi çok komikti ya, vallahi eğlendim orada kendi kendime de. Okey, o zaman. Bir dakika. Okey. Okay. Güzel. Bakalım. Pit of Snakes. Yemek yemek bir şeyler yok mu ya burada? Neyse. Demek ki Jorvik yakınlarında gömülür Ragnar. Abi niye yine paso can bastım yanlışlıkla. O kadar yani dalmışım ki at çağırmak yerine can basıyorum. O değil de yanlış yerde çağırdım at ya. Şuradan inip çağırmam gerek. Bakalım. Pit of Snakes. Ragnar'ın Draugr'ı çıkıyormuş, düşünsene. Ve Allah'a dönük burası. Fits the description in the letter about Ragnar Lothbrok. Evet, burası. Reconstruct mı? Burada durmadan geliyorlar mı? Oradaki cage bak. Bir kez kullanmış ritüel için, bir daha da olmadı. Ragnar Lothbrok burada sonunu buldum. Çıplak ve kanlı ediyor. King Aelin'in. Bu beni binlerce kez gördüm diyor ben bugün. Baldur benim için gidiyor, içkisini tutuyor. Ben Valhalla'ya olan girişimi güzel bir şekilde karşılıyorum diyor. Dalga geçtiler diyor. Yılanlara atıldı. Ondan daha çok korkuyorlardı. Reputasyonumu bozamazsınız diyor yani. Benim yanımda savaşan herkesin yanında işlendi diyor dillerine. Şu an için yaşamış herkes için konuştu orada diyor. Halle onlarla buluşacaksın, merak etme diyor. Bir gün gelecekler. Adamları geç kaldı. Onu kurtarmak için. Yeminleri asla bozulmuyordu. Drengirlerini sana gönderdim büyük kral. Onlarla bir daha olacaksın. Bir. Ha, burada bir şey mi var? Arkada kalmış bir şey var. Item falan mı olacak acaba? Ragnar'ın dagger'ı mı?
Biz de dagger kullanıyorduk ha. Bakalım iyi bir dagger mı? Belki geliştiririz. Dur. Bu dagger öyle mi? Ah be. Özelliği o kadar güzel değil. Tipine bir bakalım. Güzel. Tipi güzel kesinlikle. Damascus Steel falan ama özelliği o kadar güzel değil ya. Bir de bu özelliğe sahip bende şey de var. Rune da var yani. İstesem onu da koyabilirim. Bir de bu oyundaki smoke zaten beni ekstra gıcık ediyor biliyorsunuz. Fazla görüşü kapatıyor. O yüzden büyük ihtimalle kullanmayacağız. Ama olsun güzel. Onun da storyline'ı bitti. Şimdi neler kaldı? Questler olarak. Şehre 6 level yapmak kaldı. Asgard'a gitmek kaldı. Şey kaldı. Okey, o zaman önce biz bir kasabaya dönelim. Kasabada bir kere ayının kellesini verelim. Kapıştığımız Norveç'teki ayının kellesi. Ondan sonra vallahi yani Among Us olayını şimdi tekrar düşündürüm dediğini yazdığını gördüm Eren abi. Vallahi ben okeyim aslında ama abim galiba çok istemiyor, bilmiyorum. Bence eğlenceli bir oyun yani, bilmiyorum. Ha, yayında izlenir mi bilmiyorum ama YouTube'da izlendiğini biliyorum. May I see you? May from only the fact, nothing else? Başka bir şey yok. I'm all. Until next time, Eivor. O zaman ayıyı bir verelim. Ondan sonra da Valka'ya gidelim. You and Petra chasing a white elf. Hala aynı muhabbet ya. Impressive. Never seen anything like it. Priestess carving scheme geldi. Okay. Ya o değil de. Nerede bu? Hamptonshire'da mı? Wildcats of the Weald. Neyse herhalde Hamptonshire'dadır. Bir bu kaldı çünkü yani. I have to go. Hope to see you again soon. Vallahi bir o kaldı. Hi Tabor. The Wolfgar. So glad to see you. Valka'nın evi şurada mıydı? Aynen. Aid me, be my eyes. Okay. Aynen, şimdi Asgard'a gidiyoruz. 350 level'mış. Ben 290 diye hatırlıyordum ama okey, Hampton'la zaten aynı o zaman. Hampton'dan gerçi 10 level yüksekti, aman yapalım ne olacak ya. Çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben. Benim aklımda 890 diye kalmış. Firefly'lara salalım bari, birkaç tane vardı. Güzel, bayağı bir var. Hadi dönelim. İsu hikayesinin devamını öğrenelim bari. Şey gözünden tabii ki de. Eivor'un mitolojik yorumlamasından. Direkt görevlere gidebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü her yeri temizlemiştik en son. Yeni bir görev geldiğini düşünmüyorum. Yeni bir misteri falan. Odin. İnsanlık sonsuza kadar değişti haliyle. Yaptığı şeylerden dolayı. Nornir told me you'd be here. Nornir söyledi bana burada olacağını. Cord is forged. Gleipnir I call it. Gleipnir. Kordu hazırladı Fenrir için. I'll wager there's a good story behind that word. O yaranın arkasında iyi bir hikaye vardır diye düşünüyorum. Başka bir zaman anlatırım ben de. Sağ ol. When you bind the beast, spare no loose ends. Hiç ucu açık kalmasın, bak haberin olsun. Or shrink to fit your needs.
İhtiyacına göre uzayacak falan filan. Bayağı güçlü, her türlü feneri yerinde tutacak yani. You may go. You mean from Asgard, do you not? Asgard'dan değil mi? Yani sana olan borcumu full ödedim. Evet, söz verdiğimiz gibi. Teşekkürler abi. Beklemiyordum vallahi hatırlamanı. Niye abi? Nereye gideceksin bundan sonra? Svartalfheim'in altındaki dağlara. Bizim dağlara. Elimden gelen en iyisini yapacağım yani. Madencilik yapacak yani adam. Bildiği en iyi şey yapacak olur senden gelen en iyisi değil de. Dediğim gibi her şeyi toplamışız, o yüzden direkt hemen oraya gidebiliriz. Güzel ortam valla. Even thunder's fury won't weaken my will. Yok artık. Adam çok kararlı, çok istikrarlı. Azimli. Kararından hiçbir şey döndüremeyecek diyor Yıldırım bile. Gidelim bakalım, direkt aşağı inebilecek miyiz, alçalabilecek miyiz? Niye bu kadar yavaş ya? Güzel. Şimdi Fenrir'i bağlayacağız orada. Yine bir boss fight olur mu Loki ile? Acaba Isu zamanında gerçekten neden Odin, Havi, Loki'nin çocuğunu cezalandırmıştı ya? Sebebi neydi yani? Gerçekten korkuyor muydu? Planları engellenmesinden mi korkuyordu acaba? Öyle bir şey mi vardı? Tyr, yakında mısın? Güzel, burada can vermesi iyi oldu biraz çünkü boss fight olabilir yani. Aha, Tyr burada. Evet, burası boss fight'lık mekan. Havi. Ne oldu seninkinin senin gözüne? Seni gördüğüme sevindim diyor da. Bir fedakarlık yani. Yakında mı Wolf? Ama büyüdü, haberin olsun. Yakında. Hiç anlatamayacağım bir üzüntüyü boğuldu diyor yani. Biliyordum en başından beri bu Wolf'un kötü bir haberci olduğunu diyor. O zaman öldürmek daha mı iyi olur acaba? Çünkü hayata olan umudu, sevgisi falan kalmamış. Yok artık, öyle bir merhametin geçtik yani. Bayağı güçlü bir kurt oldu ya. İkimizin de... O zaman ona başka bir kader sunacağız. Bu... Sen onu giymesine ikna etmen lazım diyor. Bu hiç kırılmayan bir ip. Assurance to the Aesir fear him.
a beacon. That is all. No harm will be. Merak etme, Fener'in başına kötü bir şey gelmeyecek. Acaba gerçekte Isular ne yaptı Loki'nin çocuğuna tam olarak? Çünkü killed diye hatırlıyorum ama. Evet, ismini biliyorsun, güzel. Loki sana söyledi mi? Evet. Güzel bir isim. Yes. Dweller of the Fens. Dweller of the Fens. An apt name for his current fate. Şu an kadere için uygun bir isim diyor. Çünkü Basim gerçek hayatta günümüzde peşine düştü Fener'in. Ya da çocuklarını arayacağım falan filan dedi galiba. Şimdi tam olarak ne yapacak bilmiyorum. İyi haber geldi. Bırak beni diyor. Oo, kocaman bir şey olmuş bu. Sana en iyisini diliyorum diyor. Ama hala Asgard'da bir korku var. Aesirler tedirgin oldu yani. Çok büyümeye başladım ve güçlenmeye başladım. Biliyor, öyle mi diyor yani? Wow. Bu nedir ya? Peki neden korkacaklar ki? Yani korkacak neleri var ki? Eski dostum. Yüceler tarafından yapılmış olan bir nevi tasma var burada. Ki böylece seni nerede gezdiğini falan filan görebiliriz. Böylece sorunsuzca Asgard'da yaşayabilirsin bunu takarsan. İnanma da bak, burada böyle bir komplo olduğunu anladı. Bak ya Jotunheim'a döneceksin ya da bunu kullanacaksın, yani üçüncü bir yol yok. Loki'nin oğlu bak. Ben şu ana kadar hep iyi davrandım, öyle değil mi? Biz ikimiz bağlandık, öyle değil mi diyor yani. Sen de ben. Ben de kralıma güvendiğim gibi sen de bana güvenebilirsin. Aç ağzını. Elimi ağzın içine alabilirsin. Bak, bir nevi inanç göstergesi diyor bu yani. Anlaştık. Hızlı ol abi. Bu yüzden posu kolunu kaybediyor Sigurd bu arada ya. Burada da kolunu kaybedecek. Bu yüzden Sigurd posu kolunu kaybediyor. Yakıyor. Abi. Yalancı diyor. Hayır, unbind yapmayacağız, çözmeyeceğiz. Abi. Sen burada kalıyorsun efendiler. Abi o yüzden hep kolu kopuyor. Sigurd'un da o yüzden kolu koptu. Valhalla'da da durmadan kolu kopuyordu. Çünkü orijinalinin kolu kopuyordu durmadan. Burada ölüyorsun, seni yalancı diyor. Kandırdın. Kardeşler birbiriyle kapışacak, öldürecekti. Tanrıların evi kırmızı olacak. Bunlar niye yeşil? Garip. Oha, yerin altına girdi yine. Şu anki silahım hiç uygun değil bu arada boss fight için. İlginç, hiçbir şey olmuyor ekstra ya. Allah! Üf! O neymiş ya? Salla beni. Vallahi şu an silahım hiç uygun değil ama neyse. Come on.
silah değiştirsem mi diye düşünüyorum şu an. Ha, bind yapabiliyoruz şu an. Çok güzel. Stun 7 diye biraz bind yapabildik yani. Kurtların çağı olacak diyor. Bunları nerede duydun? Oha. Aa, şu an bu arada Dark Souls'taki boss değil mi bu? Dark Souls 1'deki boss'a çok benziyor. Ne oluyor lan? Oha, atıp. Allah, ne oluyor lan, görmüyorum hiçbir şey. Vallahi kafam karıştı ya. Galiba. Tamam, bunu kullanamıyorsun. Okay. Hele bir çıksın. Hasar veremiyoruz şu an. Ha, gayret. Ha, yine bind çıktı, çabuk. Güzel. Belli bir hasar verdikten sonra bind yapabiliyoruz. Ay vah, fırlattı. O zaman ikinci büyük sorun gelecekti. Abi gidip kurtla kapışmaya gidiyor. Bunları nereden biliyorsun diyor. Stamina'm bitti. Oy, hızlısın ha. Yine mi yerin altına girdi? Abi ya. Ha, gayret. Ne uzun boss fight'miş ya bu.
Öl artık. Öldü. Ha, tamam şimdi bind yapabiliyorum. Oh be. Ne uzun kopuşmaydı ha? Sonunda bağladık ya. Ama Tyr fark ettiyseniz kolunu kaybetti ve Tyr her zaman kolunda kaybedecek anlaşılan. Sigurd'da da kaybetti. Adamın kaderinde var yani. Valhalla'sında da durmadan kaybediyordu. Adamın olayı bu. Rip Tyr. Öldüremedim hemen valla. Yeminimi bozmadım. Onun nefretine valla herhangi biri düşebilirdi diyor. Başka bir türlü yapabilseydim yapardım diyor da bizim karakter. Başka yolu yoktu abi. Kaderlerimiz belli. Kader olsun olmasın sen yine de vallahi iyi bir fedakarlık yaptın. Senin için değildi bu. Merak etme sakın. Bir arkadaş kazandığını sanma yani böyle sizin hepinizi öldüreceğim. Hepinizi öldüreceğim. Sen istersen son vuruş yapabilirsin ama. Ben şimdi ama tekrar buluşana dek biraz tadını çıkartacağım bu zaman diyor. İstersen sen öldürebilirsin beni son vuruşta. Freya belki seni iyileştirebilir biraz diyor. Bu arada şeyde neydi onun ismi? Vallahi bu dönemde bana da o garip geldi. Çok fazla insanda aynı anda yakın yani yan yana sular çıktı. O çok garip geldi bana. Korktuğum şeyi söylemeye mi geldiniz? Yok hayır söylemeye gelmedik. Ama göstermeye geldik. Gelecek vakitleri göstermeye geldik diyor. To believe that you could remake your fate thus. Kaderini değiştirebileceğini düşünmek valla. Tüm uğraşlarına falan filan. Sonuçta yine de kadere bağlısın. From this pattern, a single strand escapes the fray and stubbornly clings to the weave. Esir, Vanir, Esir Vanir, sonunuz gelecek sizin diyor her türlü. Dünya sallanacak. Dünya yok olacak. Yatnar will stalk your streets as fire rains upon your heads. Başınıza ateş yağacak ve Fenrir kanınıza beslenecek. Ama siz bu terörün içerisinde ölümden kurtulmayı başardınız. To the life tree we shall one day return. Mind and spirit will search to a time far beyond your own. Zihniniz çok daha ötesindeki bir zamana gidecekti. Tekrar doğacaksınız. Eivor olarak. Kimse takip etmemeli. Loki de en son olarak. Ama Basim olarak Loki de geliyor. Aynen. Tıpatıp aynı sahne. Bu İsu'ların sahnesi ama Eivor bunları böyle görüyor. Sonumuza karşılaşma zamanı. Eivor'un çünkü aklı İsu zamanlarını ancak mitolojiyle görebiliyor. Olay orada. Aksini göremiyor Eivor yani. Çünkü algılayamıyor İsu teknolojisini anladın mı? Bir Viking nasıl algılasın? Ama aslında demin gördüğümüz sahne Abstergo sahneleriyle birebir neredeyse. Sadece setting biraz daha mitolojik olmuş. O yüzden adamlar kısacası şey yaptı abi. Öldüler belki İsu olarak. Bugün öleceğim gün değil diyor. Hani şey yaptılar ama insanlarda yaşadılar. Bunları okumuştuk. Evet, burada ne kadar arrogant olduğundan falan da bahsettiler. Bu hani kaderden kurtulabileceğine inanmış olması. Ne kadar hani bir nevi kendini
üstün görüyor olması. Ama yalan yok. Adamlar aslında bir nevi de başardı. Onu ben de anlamadım. Neden İsular silahlanıp dışarı çıkıyor? İnan onu ben de anlamadım. Bu arada hangi secret kaldı ki? Ben Asgard'ı bitirmedim mi artık ya? Yani burada bir şey kaldı mı? Niye o görev bitmedi? Keşfedecek bir şey kalmadı ki burada. Etrafa bakıyorum, böyle bir mektup falan bir şeyler var mı? Ama deminki sahne birebirdi neredeyse, gördünüz yani. Acaba diyorum şimdi Basim'i oynasak nasıl olur? İlginç. Neyse biz bir buradan çıkalım, ne yapalım? Aa, bu kim? Konuşabiliyoruz. Freya mı? Your journey has borne fruit of the sweetest kind. Evet. Life. Hayat doğdu bundan diyor. Paylaşmak istediğim bir hayat. Vallahi yalan yok, şanslısın bayağı be. Tüm onca şey rağmen de vallahi şanslı olman, başarılı olman aslında. I've barely seen Freak since we. I will not give up. I never give up. Ben pes etmem diyor. Okay. Ama buradaki görevler bitti değil mi? Fenrir'e gidip tekrar bir bakabiliriz aslında ne alemde diye. Ama görevde yapacak bir şey kaldı mı ki işte? Onu anlamadım. A drink the potion to revisit Asgard diyor da zaten Asgard'dayız şu an. What? Ben bir Fenrir'e bakmak istiyorum. Bu neymiş? Güzel. Bir Fenrir'e bakmak istiyorum ama buradaki her şeyi bitirdim ben yani. Anlamadım gerçekten neden hala buranın bitmediğini. O son sahnelerini de gördük. İsuların. Adamlar işte orada mead içiyor aslında. Yani bizde mead gibi gözüküyor ama aslında adamların içtikleri şey. O juice vardı ya bir tane. Onun sayesinde zihinlerini şeye aktarıyorlar. Juno'nun son projesi, 7. projesi bu. Son çare. Çünkü 6'sı da başarısız oldu. Bir Fenrir'e bakmak istiyorum dediğim gibi merakımdan dolayı. Ondan sonra da çıkarız yani, ne yapalım Asgard'dan. Herhalde çıkınca tahmin ediyorum ki buranın görevi de bitmiş olacak. İyi düşünüyorum. Bir de sonra bir Basim'e bakarız. Basim belki bir şey der. Belki... Şimdi o sinematik oynar. Çünkü hatırlıyorsanız en son denediğimizde sinematikte ses gelmiyordu böyle. Belki şimdi bir de bunu burada gördüğümüz için, Eivor bir de burada gördüğü için yapılabilir yani. Ama işte Fenrir'in İsulardaki tam olarak karşılığı neydi onu anlamadım. Yani tam Loki'nin çocuğu eyvallah da neden mesela Odin onu öldürdü veya şey yaptı hatırlamıyorum. Veya duymadık mı? Suçu neydi yani Fenrir'in? İsulardaki Fenrir'in. Mitolojidekini demiyorum. Yo, revisit tekrar anlamında ya. Revisit tekrar anlamında. Barış. Tekrar bir uğra diyor yani. Yok yok, ha şimdi başına R gelince tekrar oluyor. D falan gelince de E falan gelince negatif oluyor. Burada öldürebilsek çok komik olmaz mıydı bu arada? Saçma olurdu. Oyunu bozuyor değil mi? Okey. O zaman biz çıkalım buradan. Allah.
Tamamdır, iyi geceler Eren abi, görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Geçmiş olsun tekrardan. Umarım ciddi bir şey değildir, hasta değilsin Eren. Her zaman en iyi çözüm değil mi? Çıkalım buradan, herhalde bitti ya. Valka'da da acaba biraz Freya kanı var mı? Ya vardır da. Belli ki dominant değil. Baskın gen değil. Ya buradan yukarı çıkmanın kolay bir yolu var mı? Galiba yok. Tırmanalım. Buraya fast travel yapamadığıma emin miyim? Ha, wake up yapabiliyor musun ya? Tamam, ne kasmışız. Direkt pat diye basıp uyanabiliyor musun? Neyse, çıkınca herhalde olur ya. Şimdi Valka diyecek, ne gördün? Eivor, uyandın. With more to share, I hope. Tahminim ki paylaşabileceğin daha çok şey var. Evet, Asgard'a geri döndüm. Neler gördün? Hepsini zaten sırayla söyleyeceğiz diye düşünüyorum. Great Wolf'u dağladık, aynen. Loki'nin oğlunu. Kırılamayacak bir kordu. Bayağı sinirlendi canavar. Kapıştık ama ben başarılı oldum. Ama öldüremedim bir türlü Beast'i. Çok ilginç valla. Ta efsanelere gittin yani diyor, yaşadın. Anılar gibi yaşıyorsun onları. Hepsi aşırı canlı ve böyle şu anki gibi çok canlıydı diyor yani. Bu arada ben bir şey fark ettim. Loki galiba şey sanıyordu değil mi? Bu oğlunun öldürüldüğünü sanıyordu Medwan tarafından, hayvan tarafından aslında bir nevi. Eivor, daha doğrusu Eivor demişim, Odin tarafından, Havi tarafından. Ama şöyle bir şey fark ettim. Adam dedi ki, bak ben ne yaptıysam, ne denediysem öldüremedim. Sadece onu hapsedebildim. Yani aslında Isu olan, bunun oğlu, Loki'nin oğlu aslında ölmedi demek ki. Eğer Eivor şu an, çünkü Isu'ların anasını yaşıyor ya. Eğer Fenrir'i öldüremediyse, son vuruşu yapamadıysa demek ki Fenrir daha yaşıyor. Günümüzde nerede, nasıl, kim, nasıl bir formda? Acaba Elithia gibi yine böyle bir cisimde mi? Yoksa yani bir Apple of, ya daha doğrusu hani bu Eden parçalarında mı? Yoksa bizim gibi tekrar doğan biri mi olacak? Onu merak ediyorum. Bazim onun da peşine düşecek çünkü şimdi oğlunu arayacak. Hatta demişti yani oğlumu aramaya gideceğim diye. Çünkü öldüremedi yani. Yapamadım. Tyr'e ihanet ettiğini söyleyecek şimdi. İhanet vardı. Dostum Tyr'e ihanet ettim. Ben kenara tabii o izledim diyor. Bir şeyler yapabilirdim, engelleyebilirdim ama bir uyarabilirdim. Ama hiçbir şey yapmadım. Nasıl hissettirdi? Vallahi acısı beni çok hareket ettirmedi. Hatta fark ettiyseniz zaten yani bazen bencillik böyle hissettirebiliyor. Başka neler gördün diyor. Vinland'daki tepetankta olabilir, olabilir. Sigurd'la olan hikayemiz yine burada fark ettiyseniz tekrarlandı yani. Orada Tyr'e ihanet etmiştik biraz. Burada da Sigurd'a ihanet ettik. Biraz yani, tam olarak değil ama yine de Ragnarok'un başlangıcını gördüm. Nornir'den son bir, aynen, Ragnarok'un gelişini gördüm. Chaos. Ginnungagap. Ama biz hazırdık gelen şey için diyor. Sekizimiz midi içtik. O da onların. Çok ilginç.
O da onların kehanetinin sonuydu diyor. İyi valla. İspanya veraset savaşırım. İlginç konular. Yani hiç çok uzağım ama yani yalan yok Barış. Vallahi ben artık daha anlayamıyorum diyor yani. Çok açık bence aslında. İlk başta dediğin gibi. Sen intikam korkusuyla yaşıyorsun yani. Odin sana sonsuz bilgisini paylaşmayı görüyor. Bir de böyle belki de onun neydi onun ismi? Hikayesi öğrenilebilecek bir şeydir. Önemli bir tecrübedir diyor. Sen dikkat et, aynı yolda takip etme diyor. Ölümden daha kötü kişisel bir sürgün etme diyor kendini yani diyor. Aynı yoldan gitme. O yüzden Sigurd'la tıpatıp aynı hataları yapma diyor aslında bir nevi. Güzel. Güzel, bu görev de bitti. Çok çok iyi. Sigurd'u falan görür müyüz? Şuradaki canavarlara bakacağım ya. Üf. Ta buradan görüyorum bu arada ya. Şu nedir? Şuna bak. Ha, bende Teftir'den bir tane mektup vardı. Abi bug'a girdi, yok oldu ya. Teftir'in mektubuna ne oldu acaba ya? Yani Gloucester Shire'a bir gidip bakılabilir ama. Dur hadi ona da bir bakalım hemen hızlıca. Bir şey var mı yok mu? Çünkü Teftir'den mektup gelmişti. Belki bir şey görürüz. Ondan sonra gelecek bölüm ne yapacağımız çok belli. Hamptonshire'ın görevlerini yapacağız. Tahmin ediyorum ki zaten orada da Order'ın geri kalan tüm üyelerini temizleyeceğiz diye düşünüyorum. Bulacağız ve temizleyeceğiz yani. Dur. Bir Gloucester'a sadece gidip bakayım Teftir ne alemde diye. Hemen zaten şurada. Hızlıca onu halledelim. Aynen, son iki raid ondan sonra full bitiyor ya kasaba. Ya oyun bitiyor yavaştan yani, son bölgeye giriyoruz artık. Önümüzdeki birkaç bölümde bitebilir yani oyun. Burada kral nerede takılıyordu? Ha şu ortadaydı Longhouse, dur. Bakalım Teftir'den bir haber var mı? Pagan kutlamaları falan hala var yani, o bakımdan sıkıntı yok gibi. Orlok'ta herkesi yendik. Şu ana kadar yendik, tamam. Teftir burada değil mi ya? La Teftir nerede? Dur şu iki tarafına da bir bakayım. Belki dost olarak şöyle gözükür burada bir yerde. Göremedim. Neyse, Teftir'in mektubu yalan oldu ne yazık ki. Çok sorun değil ama. Evet arkadaşlar. O zaman biz kasabamıza dönelim. Yanlıya bir bakayım, şey var mı? Titanyum satıyor mu? Ona bakarız. Ondan sonra gelecek bölümde güzel güzel Hamptonshire'ı gezmeye başlarız. 4 tane. Ya Hamptonshire biraz büyük bir bölge ama o kadar da büyük değil yani, yapılabilir. Son Zeolot falan da orada bu arada. Son Zeolot orada olmalı yani gibi. Haritanın başka bir yeri kalmadı yani çünkü. Sadece bir yanlıyla konuşalım.
anki setimden de memnunum vallahi, yalan setimiz çok güzel. May I see? Only a fool would pass this up. Güzel. I'll be sure to keep these in stock. Ha, bu yeni mi? Yo, 5 kere blokladıktan sonra sleep bomb çıksın diyor da yani meh. Okay. Is that I'm on. Until next time, Eivor. Evet evet, herkes orada olmalı yani, başka bir yer kalmadı. Gerçekten haritayı full bitirdik. Ha, bir kere gerçi şöyle bir şey olmuştu. Bizim Winchester'da bulduğumuz order üyesi kentte çıkmıştı. Şurada bir yerde falan çıkmıştı böyle garip garip. Olabilir öyle bir şey. Ama en azından izlerini burada bulacağız, öyle düşünüyorum. Evet, çok güzel. Arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Gelecek bölümde son bölgeye gideceğiz. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bye bye.